İyi akşamlar değerli izleyenler. Ee, bu hafta e, İzzet Hoca sağ olsun açılış için, e, konuyu sunmak için e, beni uygun gördü konuşacağımız konuyla ilgili. Evet. E, i̇yi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. E, bu hafta... E, ne konuşalım diye düşünürken aslında son zamanlarda çok gündemde olan fakat pandemi nedeniyle belki de çok fazla üzerine düşünme fırsatı bulamadığımız yani akademisyenler olarak veya sosyal hayat içinde çok fazla dikkatimizi çekmeyen bazı uygulamalarla ilgili Teorik bir çerçeve çizmek istedik aslında. Bu teorik çerçeveyi de, yani iktisat konuşuyoruz. İktisat çerçevesinde davranışsal iktisat e, konusuna değinmek istedik. Davranışsal iktisat dediğimiz e, konu, e, genel itibariyle şöyle bir e, çerçeve çizip daha sonra İzzet Hoca'ya e, bırakacağım sözü. Neden davranışsal iktisat önemli bizim için veya neden bunu düşünüyoruz? E, öncelikle klasik teori dediğimiz, işte Belki bilenleriniz veya duyanlarınız olmuştur. Ulusların Zenginliği isimli kitabıyla Adam Smith insanların rasyonel karar verdiğini e, ileri sürüyor. Rasyonel e, karar vermek veya e, alışveriş yaparken, hani siz de kendinizi düşündüğünüzde, gözlemlediğinizde kararlarınızın rasyonel olduğunu e, varsayıyorsunuz aslında. Ancak e, tüketiciler açısından özellikle e, çağımızda çok yoğun bir e, iletişim ve ulaşım e, Konusundaki gelişmeler bizi bu kararlar noktasında zaman zaman manipüle edebiliyor veya tespit edilmiş bazı araştırmalardan çıkan bilgiler pazarlamacılar tarafından bizi manipüle etmek için kullanılabiliyor. Bu açıdan öncelikle klasik iktisat teorisine biraz İzzet Hocaya söz vermek istiyorum burada evet. iktisat teorisinde insanların rasyonel kabul edilmesi seçenekler arasında nasıl tercih yapacağını öngörüyor sizce hocam? Şimdi çok güzel bir konu. Özellikle de klasik iktisattan başlamamız da yerinde oldu. Çünkü biliyorsunuz modern ekonomi Adam Smith'in teorisiyle başlıyor ve bu teoriye göre de insanları rasyonel karar veren bireyler olarak tanımlıyor. Çünkü kurduğu modellerde fiyat mekanizmasını işletirken insanların rasyonel davrandığını kabul etmek zorunda. Yani fiyat mekanizmasından kastımız nedir? İnsanlar bir malı olan fiyat, bir malı olan taleplerini fiyat arttıkça azaltırken fiyat azalttık azaldıkça artırırlar. Bu klasik ekonominin temel varsayımlı varsayımı. Belki izleyicilerimiz de arz talep kelimelerine çok aşinadır. Bizim x, y eksenlerinde gördüğümüz arz ve talep grafiklerinde fiyat değişkeni temel olarak tüketicinin davranış biçimini etkiler. Burada fiyatın yüksek olmasına tüketicilerin verdiği tepki hemen talebi azaltmak yolundayken olası düşük fiyatlarda ise tam tersi mekanizmayı işletir. Burada. Tabii üretici açısından da özür dilerim. Üretici açısından da bu mekanizma işler. Üreticiler de piyasada fiyatların yüksek olduğu ürünleri üretmeye hevesliyken piyasada düşük fiyatlı olan ürünleri üretimine aynı istek, aynı hevesi duymazlar. Peki denge nerede gerçekleşir? E, denge fiyat noktası diyoruz ona da. Tüketici ve üreticilerin birinin satın almaya, diğerinin üretmeye razı olduğu miktarın birbirine eşit olduğu noktaya da piyasa fiyatı ve bu miktara da piyasa miktarı denir. Klasik iktisat şöyle bir varsayımda daha bulunur. Piyasanın temizlendiği varsayımı. Bu ne demek? Piyasada bir malı almak isteyenlerin tümü o malı alırken o fiyattan üretmek isteyenlerin tümü de üretir. Yani ne e, satılmayan bir artık mal kalır, ne de piyasada mal almak isteyip de, o fiyattan tabii ki, mal almak isteyip de e, ürüne ulaşamayan biri yoktur. Tabii bu modern iktisatın ilk teorisi. Sonradan bu e, özellikle büyük buhranla, keynesyen ekonomiyle biraz daha e, güncelleniyor. Sonra monetaristler biraz daha güncelliyorlar. Fakat bunların tümü kuramsal ve matematiksel açıklamaya çalışıyor insan davranışını. Ve merkezi de daha çok fiyatı alarak Son zamanlarda sizin güzel özetle, çok güzel özetlediğiniz üzere insanların karar verme mekanizmalarını fiyatın dışında şeylerin de etkilediğini görüyoruz. Yani biz bir malı tüketirken sadece o malın fiyatından yola çıkmıyoruz aslında. Diğer taraftan başka özellikler e, işin içine giriyor. Burada bir parantez açabilir miyim hocam? Şimdi şeye gelmeden, günümüze gelmeden burada e, belki de değinmemiz gereken çok önemli bir nokta var. E, her teorinin... Ee, belki izleyicilerimiz için bu biraz fazla akademik kalabilir ama şöyle söyleyeyim: Bizim amacımız bilimsel bilgiyi üretirken e, geleceği öngörebilmek, değil mi? Yani bir model geliştiriyoruz, basit bir model ve o model, o modelle e, ekonomiye baktığımızda, insan davranışına baktığımızda, herhangi bir olaya baktığımızda bunun sebep sonuç ilişkisini görmeyi hedefliyoruz. Ama amacımız öngörü. bu. Evet. Ancak mesela doğa bilimlerini, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda ne yaparız? Deney yaptığımız zaman hani herkes liseden lise bilgilerini bir kurcalar hatırlayacaktır. Deney yapılırken ne denir? Mesela normal şartlar altında. Şartlar belirlenir, değil mi? Hı hı. Yani şartlar değiştiğinde aynı deney farklı bir sonuç verebilir anlamına gelir bu. Şartları evet. belirlemek önemlidir. Klasik iktisat teorisinde de şartlar yani varsayımlar neler? Birincisi herkesin aynı seviyede bilgiye ulaşabildiği, pazar hakkındaki bilgiye ulaşabildiği bir kere önemli bir varsayım. Yani Adam Smith'in klasik iktisat teorisine baktığımız zaman mantıken yani zihnimize çok oturur. Ve gerçekten de modelleme çok iyidir. Ancak bazı varsayımlar üzerine oturur ki bu varsayımlardan en önemlisi herkesin aynı seviyede bilgiye ulaştığı, piyasada tam rekabet olduğu değil mi? Dolayısıyla bu iki varsayımı cebimize koyduğumuz zaman bu açıdan bakınca bu şartlar altında yani herkesin bir ürünle ilgili sahip olunabilecek her türlü bilgiye sahip olup karar verebildiğini öngörüyoruz. Ancak böyle bir şey mümkün mü? Yani bir insanın e, bu sayde yani ürünle ilgili e, kullandığı bir şeyle ilgili veya herhangi bir şeyle ilgili sonsuz bilgiye sahip olması mümkün değil. Veya bütün kullanıcıların eşit derecede aynı bilgiye sahip olması mümkün değil. Dolayısıyla burada oluşan çok önemli bir boşluk var. Asimetrik bilgi dediğimiz işte bütün aslında piyasalarda alt üst eden ki borsadaki hareketleri de mesela etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi budur. Mesela neden manipülasyon? Hani bir suç niteliği taşıyor çünkü insanlara yanlış bilgi verip yanlış yönlendiriyorsunuz. Onları bir yere kanalize ediyorsunuz ve verdiğiniz bilgi yanlış oluyor. Dolayısıyla buradaki o asimetrik bilgi, aksak bilgi aslında bütün fiyat mekanizmasını, bütün piyasayı alt üst edebilecek düzeyde önemli önem arz ediyor en azından. Bir diğer şey de tam rekabet olduğuydu. Hı hı. Tabii bunlar varsayımları. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman özellikle 1970'lerden ki belki bu döneme rastlamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de son yüzyılda dünya iki tane büyük savaş görüyor, dünya savaşı görüyor. Dolayısıyla ki bundan önceki dönemden insanların zihninde sebep-sonuç ilişkisini kurmak gibi bir mantık vardı. Yani doğa bilimlerinde olduğu gibi, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda olduğu gibi bir... Formül bulma ihtiyacı, sosyal sistemde de, sosyal düzende de, ekonomide de bir formül arayışı vardı. Yani şunu yaparsak, sonucunda bu olur, bu doğrudur. Yani bir doğru arayışı veya tek bir e, formül arayışı vardı. Ancak daha sonra e, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşından sonra ki e, 1930'larda büyük Buhran'dan sonra artık e, Adam Smith'in görüşleri de, yani varsayımları keynesyen e, teori tarafından işlevselliğini yitirdiği veya işte devletin müdahale etmesi gerektiği noktasında bir şeyde bulundu. Bu dönemde psikoloji ve ekonomi arasındaki uçurum açıldı. Çünkü her şeyden önemlisi savaşın veya işte ekonomik buhranın getirdiği olumsuz sonuçların öncelikle ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ancak 1960'lara gelindiğinde artık yavaş yavaş psikoloji ve Ekonomi tekrar birleşmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında yine o formülize etme çabası bir yerde anlama ihtiyacı. Gerçi bir taraftan da şunu düşünüyorum hocam, siz ne dersiniz bilmiyorum. Mesela bu bilgiler çok güzel bilgiler. Ancak bir taraftan bize fayda sağladığı gibi, öbür taraftan bunların pazarlamacılar tarafından da kullanılması söz konusu, yani pazarlama tekniği olarak evet. kullanılması söz konusu. Sizin burada katkınız. Ee... Olursa. Çok güzel bir noktaya getirdiniz. Özellikle sosyal bilimleri fen bilimlerinden biraz da belki çoğunlukla ayırırız ama bizde de sosyal bilimlerde de seteris paribus deriz ya diğer şartlar sabitken. Biz de gerçekten bir gözlem yaparken farklı dönemlerde aynı soruyu sorduğumuzda farklı cevaplar alabiliriz veya bir soruyu, bir soruyu Türkiye coğrafyasında sorduğumuzda farklı bir cevap alırken Avrupa'da bambaşka bir cevap alabiliriz. Aslında bu yönden biz de analizlerimizi yaparken diğer tüm şartlar sabitkeni kullanıyoruz. Demek ki tüm bilimler bir anlamda bu çatıya sığınıyor gibi. Özellikle bilgi asimetrisi çok önemli. Bilgi asimetrisini konuşurken ahlaki tehlikeden de bahsetmemiz gerekir. Çünkü özellikle Adam Smith insanların çok daha toz pembe bir ekonomik konjonktürde olduğunu bize söyler. Çünkü bilgi asimetrisi yoktur. Şu demek aslında alıcı satıcının bildiği her şeyi biliyor. Düşünsenize şu an bir ikinci el piyasa düşünelim. Bir otomobil satışı olsun. Tam rekabet piyasası gibi görünüyor aslında değil mi? İşte alıcı satıcı istediği fiyatı söyleyebilir. Arabasına 100 bin lira da diyebilir, 150 bin lira da diyebilir. Fiyatı bu anlamda özgürce belirleyip tüketici de o aracı ister satın alır, ister satın almaz. Bir sürü araç var piyasada. Fakat bilgi asimetrisi 21. yüzyılın her yerinde siz o araçla ilgili tam bilgiye sahip değilsiniz. İkinci el araçları bırakın birinci el araçlarda dahi fabrika verilerini size sunduğu kadarıyla kısıtlanmış durumdasınız. Bu anlamda Adam Smith'in dünyasının çok daha toz pembe olduğunu söyleyebiliriz. 1960'lara kadarki süreçte iktisat kendini biraz daha matematikle eşleştiriyor. Yani ekonometri diye bir bilim ortaya çıkıyor. Çünkü değindiğiniz öngörü çok önemli. Yani biz önümüzdeki dönemleri öngörmek istiyoruz. Bu öngörüyü yapmak için de bazı modellemeler kurmak durumundayız. Yani varsayalım insanların tüketiminin nelere bağlı olduğunu birkaç değişkenle açıklama eğilimindeyiz. Ve bunu açıklarken de biz hep matematiksel modelleri kullanma eğilimindeydik. Ta ki bahsettiğiniz anlamda bunun çok da matematikle ölçülebilir bir şey olmadığını anlayana kadar. Çünkü pazarlama diye bir bilim ortaya çıkıyor işletmenin alt bilim dalı olarak ve bize şunu söylüyor diyor ki insanların ürün alırken çok da rasyonel olmadığını düşünüyorum diyerek yola çıkıyor. Yani fiyat ve kalitenin tek başına e, seçenek olarak fiyat ve kalitenin tek başına anlam ifade etmediği bunun yanı sıra başka sebeplerin de olabileceğini e, bize hatırlatıyor bir anlamda. Bunu bir arada değerlendirdiğimizde iktisat bilimi matematiksel modellemelerden biraz daha psikolojik açıklamalara doğru evrilmiş bu durumda. Bunu da tabii dünya bizden çok daha önce açıklamaya başladı. Geçtiğimiz dönemlerde bununla ilgili Nobel Ekonomi Ödülünü alan iktisatçılar da var. Davranışsal iktisatı literatürümüze kazandırma anlamında. Bunun... Tamam bu noktada şeyi o zaman madem bu noktaya geldik iki önemli isimden bahsetmemiz gerekiyor. Bir tanesi 2002 yılında Daniel Kahneman ve Tversky'nin bir çalışması ki birazdan şimdi aslında çok teorik konuştuğumuzun farkındayım ancak izleyicilerimize başta bu çatıyı verirsek çünkü daha sonra günlük hayatla ilgili bayağı bir örnek var. Bunları konuşacağız. Daha net anlayabilirler. Bir de 2017 yılında Richard Taylor isminde evet, tabii. biri tabii. Taylor dürtme teorisi. Şimdi 60'larda Daniel Kahneman'la Tversky'nin e, Tversky bir kere şu soruyla yola çıkıyorlar ilk etapta. Diyor ki mesela işte şeyde biz e, klasik iktisattaki teori neydi? Diyor ki herkes e, aynı bilgiye sahip. Yani piyasada biri diğerinden daha fazla veya bir diğerinden daha az bilmiyor. Bu varsayımdaydı. Ancak e, Tversky ve e, Kahneman şunu diyorlar: Peki belirsizlik altında, yani bilgi asimetrisinin olduğu ortamda, insanlar eşit derecede bilgiye sahip olmadıklarında, mesela siz arabanızı satacaksınız, e, arabanızın fiyatına sahip olduğunuz arabaya örneğin 200 bin fiyat biçtiniz. Ben alıcı olarak sizin arabanıza, siz fiyatı söylemeden baktım, ne dedim ki ben buna 160 bin vereceğim mesela. Yani arabanın geçmişiyle ilgili hiçbir fikrim yokken ona 160 bin TL fiyat biçiyorum. Siz arabanın geçmişine dair bir bilgiye, sahip bilgiye sahipsiniz. Velev ki araba kazalı olsun ve fiyatı 140 bin olsun ama sizin gözünüzde, sizin bana söylediğiniz fiyat 200 bin. Dolayısıyla ben orada fiyatı örneğin 180 binde anlaştık diyelim. Evet. Halbuki benim ona biçtiğim fiyat 160 bindi. Gene de 200 bin ödeyecekken 180 bin ödemiş olmak kendimi karlı hissettirdi. Evet. Halbuki arabanın değeri… Rantı diyoruz. Onun da evet. tanımını yapmış olalım. Bunun, bunun bizdeki daha doğrusu şeydeki karşılığı sahiplik etkisi. Hı. Davranışsal iktisattaki karşılığı, sahip olduğumuz şeyleri her zaman çok daha… ...fazla edermiş gibi düşünüyoruz. Şimdi burada bazı önemli kavramlar var hocam. Bunları biraz açmamız gerekiyor. Mesela e, kayıptan kaçma, kayıptan evet. kaçınma, zihinsel muhasebe, sürü psikolojisi, sahiplik etkisini söyledik. Dürtme teorisi ki bu özellikle dürtme teorisi son zamanlarda... E, hem iktisadi hem kamu politikalarında oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bunların ne olduğunu şimdi yavaş yavaş açıklayalım. Evet, i̇sterseniz dürtmeden dürtme teorisinden yola çıkarak birkaç aklımda canlı örnek varken hı hı. onları hemen vermek isterim. Çünkü özellikle son dönemde yaptığımız araştırmalarda çıktı odaklı düşünür hale geldi modern insan. Yani verdiğimiz emeğin karşılığında bir şeylerin somut olarak elimize geçmesini istiyoruz gayet normal ve doğal olarak. Fakat dürtme teorisine bu Taler Nobel, Nobel ödülü Taler öğrencisiyle birlikte şunu sorguluyor. Diyor ki acaba bizim yaptığımız şeylerin çıktısını alırken insanlara farklı motivasyonlar yüklemek durumunda mıyız? Ne gibi? Varsayalım biz çocuklara şunu söylüyoruz. Aman çikolata yeme dişlerin çürür. Çikolata yeme dişlerin çürür. Sürekli bunu söylüyoruz ve çocuktan şunu bekliyoruz. Diyoruz ki ortada bir eylem var. Eylemin sebep olacağı bir zarar var. Çocuk da bunu düşünsün, beyin sonuçta düşünme sürecini yapsın ve o kendisine zarar verecek bu eylemden vazgeçsin gibi. Şimdi Taler diyor ki biz çocuğa öyle bir yük yüklüyoruz ki orada çocuk çok akıllı ve rasyonel olmak zorunda. Yani öyle bir çerçeveye koyuyorsunuz ki o çocuğu an çocuk onun zararlı olduğunu düşünecek, dişinin çürümesinin ona ekonomik maliyeti veya işte acı olarak, zaman olarak tedavi sürecinin maliyetleri bunları düşünecek ve çikolata veya şeker tüketimini azaltacak diye bir öngörü var. İşte Taler tam olarak bunu söylüyor. Diyor ki bu tek başına yeterli değil. Çünkü çocuk rasyonel değil. Peki biz bu rasyonel davranmayan çocuğu bu davranıştan nasıl alıkoyarız? Dürtü tam olarak burada yola çıkıyor. Diyor ki ona belli dürtüler vermelisiniz. Yani aslında siyaseti iyi örnek verdiniz orada. Çocuğu öyle bir kanala sokacaksınız ki çocuk o şekeri elini uzattığında bir şekilde hemen onu oradan çekeceksiniz. Çocuk farkında bile olmayacak. Yani çocuğa seçme hakkını vermeyeceksiniz diye e, özetliyor. Bununla ilgili güzel bir deneyi de var. Aslında biz de bunu projelendirip uygulayabiliriz. İlkokullarda biliyorsunuz şu an kantinler var. Kantinlerde aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yasalarla muhtemelen öyledir. Şeker veya çikolata satışları ile ilgili bir düzenleme mutlaka vardır. Fakat çocuklar her seferinde gidip o şeker veya çikolatayı alırlar. Deney şöyle. Çocukların şeker veya çikolata yemesiyle ilgili başlangıçta bir sürü afiş, bilgilendirme, derslerde öğretmen tarafından, aileler tarafından hepsi yapılıyor. En ufak bir değişiklik yok. Yine şeker çikolata tüketimi devam ediyor. Daha sonra dürtü teorisinden yola çıkarak çocukların erişebileceği yerlere sebze, işte havuç dilimleri, salatalık dilimleri, elma dilimleri konuluyor. Bunu yaparken ki amaç şu. Çocuklar o kalabalık kantinde alışveriş yaparken kısıtlı bir süre var 10 dakika. Erişebileceği ilk yere çikolatayı, şekeri değil de onları koyuyor. Çikolata şekeri ise arka raflara koyuyor. Dolayısıyla çocuğa erişim olarak eline attığında çikolata şeker değil de sağlıklı meyve sebzeler sunulmuş oluyor. Bir süre sonra yapılan çalışmanın sonucunda gerçekten çikolata şeker satışları, çünkü çocuk ona ulaşamıyor. O an onu istemek ve almak gerçekten zor. Onun yerine ön tarafta daha rahat erişebileceği dilimlenmiş sebze veya meyveleri tercih ediyor. Bu beraberinde bize şu sonucu getiriyor. Demek ki tek başına insanlara rasyonel davranmasını beklemek çok gerçekçi değil. Peki ne yapmamız lazım? Onu öyle bir kanalize edeceğiz ki hani toplum mühendisliği diyenler var, siyaset mühendisliği diyenler var. Öyle bir kanalize edeceğiz ki onu doğruya giden yoldan dışarı çıkmamasını sağlayacağız. İkinci örneği verip pekiştirip size sözü bırakayım hocam. İkinci örnekte şu, şu verilebilir. Yaya geçitleri mesela Türkiye'de son 1-2 yıldır çok uygulanmaya çalışılıyor fakat hala açıkçası çok başarısız durumda. Özellikle kalabalık caddelerde yaya geçitlerinden karşıya geçen yayalar ciddi bir tehdit altında. Otobüs sürücülerine azı için söylüyorum çeşitli şeyler dağıtıldı küçük kağıtlarla bilgilendirmeler yapıldı. Yaya geçidi üzerinde Allah korusun bir kaza olursa kasti öldürmeye den yargılanacağı ile ilgili bilgilendirmeler verildi. Yaya geçidinde yaya adını ayağını attığı zaman durmanız gerekiyor diye söylendi. Medyada televizyonlarda işte bunun uygulanmadığı ile ilgili haberler yapılıp ayıplandı. Her şey yapıldı. Para cezası var, hapis cezası var. Bir türlü olmadı ama. Bununla ilgili ne yapmış? Yine bu bağlamda e, deneysel olarak biliyorsunuz üç boyutlu zemin resimlendirmeleri var. Üç boyutlu yaya geçidini üç boyutlu yapıyorlar. Ve sanki orada beton bloklar varmışçasına bir izlenim uyanıyor sizde. Dolayısıyla otomobil sürücüsü olarak yaya geçidine yaklaştığınız an sanki orada yüksekte yaklaşık 30-40 santim yükseklikli beton e, şeyler görüyorsunuz. Onu görünce ister istemez frene basıyorsunuz ve zaten frene bastıktan sonra yaya geçidine girerken yavaşlama hedefi, trafik kuralı zoraki bir şekilde size uygulatılmış oluyor. E, dürtüden kasıt bu. Yani sizi bir şekilde doğru yola ittirerek, yani o dürtü nüçtü herhalde İngilizcesi, kitabın ismi de oydu. Bu şekilde sizi bir e, yola ittirmiş oluyor. Son dönemde de biz doğru şekilde uygu... Tabii bundan, tabii bu ne kadar bireysel özgürlüklerimizi kısıtlıyor olabilir. Hani birçok şey bu beraberinde tartışma getirebilir ama konunun doğuşunu açıklamak adına bu iki örnek verinin olur diye düşünüyorum. Şöyle bir de mesela şeyle açısından toplumsal yaptırım açısından vergilerin ödenmesinde de mesela. Yani dürtme dediğimiz şey aslında onun dikkatini, ilgisini olmasını istemediği davranıştan alarak olmasını istediği davranışa doğru bir yönlendirme. Yani olmasını istemediği davranışa yapma demiyor. Şimdi size desem ki hocam fil düşünmeyin. Düşünmeyin dedim ya. Fil evet. dedim ya. Artık aklınızdan hani çıkaramazsınız bir süre. Ancak size onun yerine sincap desem mesela hani bunu düşünürsünüz ve fil aklınıza gelmez. Yani yapmaya çalıştığı şey engel olmasını istemediği şey ki pedagoji uzmanları da bunu söylüyor. Çocuğa bir şey yapma demeyin. Ona yapacak alternatifler evet. sunun. Biraz önceki ve, örnekteki evet. gibi. Evet. Burada çok güzel bir noktaya geldiniz hocam. Şimdi aslında e, dürtüye gelmeden önce bunu belki söylemek gerekirdi. Kahneman ve Tversky Hı. aslında e, izleyicilerimizi belki daha rahat anlayabilmeleri için e, beyinle ilgili yani niye bu davranışları yapıyoruz? Hani e, rasyonel dediğimiz beyin nasıl? Veya işte irasyonel beyin dediğimiz ne? Yani biz düşünürken düşüncelerimizin farkında olduğumuz için kendimizi rasyonel algılıyoruz. Ancak burada şöyle bir ayrım var. Zihnimizde iki farklı sistem çalışıyor. Bu yani daha doğrusu Kahneman ve Tversky bunu sistem olarak değerlendiriyor. Sistem 1 ve Sistem 2. sistem 1 dediğim mesela siz araba kullanırken vites değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Bilinçli olarak Tabii o parasempatik gibi hani sinirler ha, yani olarak. Yani otomatik o, evet. olmuş. Hı -hı. Çünkü onu tekrar ediyorsunuz Hı -hı. sürekli ve artık beyninizde size bunu yap diye bu kasıtla düşündüğünüz, özellikle düşündüğünüz evet. bir düşünce değil. O kendiliğinden gelişiyor. Evet, nefes i̇şte, alma ile ilgili de mesela şu an evet. özellikle bir çaba sarf etmiyoruz. Otomatik Hı -hı. olarak geçmiş deneyimlerimizden evet. öğrendiğimiz bilgileri bir şekilde beynimizde kısa yollar oluşturuyoruz. Yani şimdi düşünme sürecinde düşünün. Şuradan işte atıyorum şuraya kadar gelecek bu düşünce. Siz buradaki şeye ulaşacaksınız. Deneyimlerimiz sonucu şuradan şuraya daha kısa bir çizgi oluşturuyoruz ve bir dahaki sefere bu düşünme loplarından geçmiyoruz. Beyin çünkü çok fazla enerji harcamak istemeyen, biraz tembel bu konuda. Yani onu zorlamanız gerekiyor. İşte sistem 2 de bizim bilinçli düşüncelerimiz. Az önce bahsettiğiniz gibi yaya geçidinden geçerken özellikle buna dikkat etmek mesela daha önce bir alışkanlığı olmayan bir şey alışkanlığı değiştirmeye çalışırken bir süre e, zihin ona konsantre oluyor. Ancak bu hem zaman ve çaba hem de enerji gerektirdiği için beyin bunu yapmak yapmayı çok istemiyor. İşte bu da sistem 2 bizim daha mantıklı düşündüğümüz e, bilinçli olarak düşündüğümüz, e, Ama sistemle, belki de gerçekten uzaklaştığımız, iki. doğrudan uzaklaştığımız. Aksine yani sağduyu dediğimiz şey sistem iki. Yani bizi daha hani doğruyu e, kantarda tartmamıza yardımcı olan sistem ikinci sistem. Birinci sistem daha içgüdüsel gerçekleşen. Acıktın yemek ye. Mesela e, bazı e, şeylerin zincir restoranlarda işte burgerler üzerinden duman çıkar mesela değil mi? Halbuki gelen burgerler çok da o kadar şey güzel görünmez gözümüze. Ancak o bize e, ve mesela kırmızı renginin kullanılması o direkt sistem 2'ye hitap eden. Acıktın, yemelisin. Yani bunun üzerine çok düşünmeyiz. Onu gördüğümüz zaman canımız ister ve alırız. Şimdi burada e, sistem 1 ve sistem 2 işte o bilinçsiz olan yani işte davranışsal iktisat dediğimiz aslında bizim tam olarak o sistem bir. mesela e, ki bunu programlarda zaman zaman konuşuyoruz. Gösteriş tüketimi. Gösterişe yönelik tüketim. Evet. Mesela bu sistem birin yönlendirdiği bir e, tüketim kanalı. Veya e, sürü psikolojisi, dışarıda kalma korkusu. Yani diğer insanlar bir davranışta bulunurken, ekonomik bir davranışta bulunurken eğer o da aynısını yapmazsa diğerlerinin gerisinde kalacağını. Dolayısıyla ne olduğunu düşünmeden bu davranışı ya bu e, ekonomik e, davranışı gösterme ihtiyacı hissediyor. Mesela son dönemlerde bunun aslında çok güzel de bir örnek var. E, yeni bir uygulama çıkmış Amerika'da hocam. E, aşağı yukarı bir yıl önce hiç kimsenin haberdar olmadığı bir uygulama. Şu an değeri 1 milyar doları bulmuş ve Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılıyor. E, özelliği de şu programın sadece sesle e, odalar var ve sesle konuşuyorsunuz. Programın adını vermek belki reklama girer diye e, söylemek istemedim. Ama hani duyanlar duymuştur zaten bunu e, programın tek çekici ve cazibeli yani cezbeden tarafı şu sadece davetle girebiliyorsunuz yani siz oraya davet edilmezseniz e, o, o programı ku evet uygula kullanamıyorsunuz ve sadece iPhone sahibi e, kullanıcılar bu programı kullanabiliyor. Burada tabii şöyle aslında psikolojik olarak insanlar çünkü hani bunu diğer kullandığımız sosyal medya araçlarına da yapıyoruz. Yani sesli mesaj gönderebiliyoruz, alabiliyoruz veya video görüşme. burada tabii sağladığı fayda insanları bir araya getirip salonlar oluşturması. Ancak insanlara bu kadar ilgi göstermesi. Çünkü salonlarda konuşulan konular çok boş konular da olabilir. Yani zamanınızı boşa harcayacağınız şeyler de olabilir. Ancak o Ekibin, o grubun üyesi olmak bir prestij, evet. bir imaj kazandıracağı için buraya olan talebi artıyor, merak evet. ediyor, girmek istiyor. Çok evet, hızlı seçmesini. yayılmasının, evet, mesela çok hızlı yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü size özel hissettiriyor. Yani bize özel hissettiren, başkalarına farklı hissettiren şeyleri bu anlamda hani bu iyi midir veya kötü müdür, nedir, ne değildir, çok irdelemeden sadece o gruba ait olmak için sahip olmak istiyoruz. Burada ekleyeceğiniz bir şey var evet, hocam. Evet şunu eklemek istiyorum özellikle. Biz bu, e, şimdi izleyiciler şunu da söyleyebilir. Ya bunu iktisata ne zaman bağlayacaklar diye. Şunu söyleyeyim mesela biraz daha canlansın. Özellikle bazı internet alışverişlerinde veya çünkü niye internet alışverişi diyorum? Çünkü orası çok daha üst düzey pazarlama tekniklerini kullanıyor. Belki bizim Gazi Caddesi'ndeki satış temsilcisi... E, bu kadar iyi bir eğitim almamış olabilir ama mesela internette şu avantajlar sizin karşınıza suni yani fiktif bazı avantajlar çıkarıyor olabilir. Son dakika fırsatı, işte son iki ürün, son ürün veya e, günün fırsatı veya size özel gibi bunların hepsi sizde o biraz önce bahsettiğiniz duyguyu uyandırıyor ve sanki onu kaçırmamam gerekiyor. Ya işte bak bana özel bir şey var bu indirimi kaçırmayayım gibi. Çünkü siz orada aslında belki de diğer günlerle aynı fiyata satılan ürün yani diğer günlerde o fiyata satılıyor ama siz internete girdiğiniz an sanki diğer günlerden farklı bir günde ve sadece siz o özel anı tutturmuşsunuzcasına inandırılıp o tüketimi yapmanız sağlanıyor. Bu söylediklerinizi günlük hayatta da tam tam olarak ben de oraya gelecektim hocam. Buna kayıptan kaçınma adı veriliyor. Yani insanlar bir şeyi kazandıklarında elde ettikleri mutluluk bir birimse, bir şeyi aynı şeyi kaybettiklerinde hissedecekleri mutsuzluk iki birim. Yani eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir, yedir gibi bir mantık var. Kötü de olsa elimdeki her zaman iyidir ve onu kaybetmemem gerekir diye düşünür çünkü oraya bir yatırım yapmıştır yani o zaten elindedir hatta insan ilişkilerinde de böyledir bir insana yatırım yaparsınız ve o yatırım hani ilişki kötüye gidiyor olsa dahi orada bir yatırımınız olduğu için onu bırakıp çıkamazsınız ve onu devam ettirmeye çalışırsınız ekonomide de böyle örneğin e, hatta şirket çalışanları üzerine yapılan şöyle bir deney var hocam e, üç gruba ayrılmış bir kontrol grubu e, bir sene başında daha çalışmadan e, o sene ...yapacakları, elde edecekleri ya gösterecekleri performans için daha sene başında bir prim ödeniyor. Diğer gruba da sene sonunda gösterdikleri performansa göre bu primin ödeneceği söyleniyor. Şimdi bir gruba başta verildi, bir gruba da sonradan verileceği söyleniyor. Bu grupların performansları ölçülüyor. Kontrol grubuyla primini sene sonunda alacak olan çalışanların performansları aşağı yukarı aynı. Ancak... E, primi sene başında alan çalışanların performansı diğerlerine göre daha yüksek çıkıyor. Çünkü sene sonunda bu primi kaybedeceğini yani o kaybetme korkusu onu kaybetmektense daha fazla performans göstermeyi. Çünkü eğer altında kalırsa belki aldığı primin bir miktarını geri ödemek zorunda kalacak veya geri verecek. Dolayısıyla e, daha fazlasını kazanmaktan ziyade e, elinde olanı kaybetmeme, kayıptan kaçınma e, deniyor buna. Veya şöyle bir şey olabilir, e, size ee, şöyle diyebilirim e, bir zarfta 50 lira olduğunu düşünün size bunu uzatabilirim ya da derim ki e, bir zar atalım veya e, bir numara tutun eğer gelirse bu e, size 600 lira vereceğim desem çoğu insan hani özellikle bir rahatsızlığı bağımlılığı yoksa bu konuda çoğu insan e, cebin yani hazır sunulan 50 lirayı almayı tercih eder neden çünkü bunun için bir şey yapmasına gerek yok Tabii bunu da yine şunu da altını çizelim Bununla ilgili hala çalışmalar yapılabilir. Mesela çok güzel bizim de birlikte düşündüğümüz birkaç çalışma vardı Gökçe Hoca ile beraber. Ee, acaba hangi grup risk alma eğilimine daha yatkın? Mesela biraz önce sorduğunuz soruda bir garanti 50 lira verirken diğer tarafta daha yüksek ama riskli bir miktar teklif ettiniz. Şu da çok anlamlı. Acaba varsayalım kadınlar mı daha çok garantici erkekler mi? Veya Elazığlılar mı daha çok garantici Rizeliler mi? gibi? Yani bunların tümü... E, sosyal bilimlerin çalışırken e, zevkli tarafları ve bu da bize şu sonuçları veriyor. Bize derken hani iki hafta önce burada WhatsApp'la ilgili konuşmuştuk ya, insanların bu eğilimleri size bir ürün satmaya çalışan veya pazarlamaya çalışan kişiler için çok kıymetli. O Rize'deki pazarlama stratejisini ona göre ayarlayacak, Elazığ'dakini ona göre ayarlayacak. Kadınlara başka bir teknikle yaklaşırken erkeklere başka bir teknikle e, yaklaşacak. Bu bağlamda Türkiye'de yapılan çalışmalar hala çok kısıtlı. Ama e, yine de akademisyenler bununla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Evet, İki arkadaşımın çalışmalarına örnek verip onlara da onur etmek isterim. Birisi İstanbul Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi Mehmet Emre Ünsal çalışmasını göndermişti. O da okumuştuk sağ olsun. O da hedonist tüketimle ilgili bir çalışma yapmıştı. Yani zevk tüketimi biraz önce bahsettiğiniz anlamda acaba insanlar tüketirken gerçekten ihtiyacı olduğu için mi tüketir? Yoksa zevk için ve bundan bir fayda elde yani fiziki bir fayda değil yani ürünün işlevine dair bir fayda değil. Statü olabilir. Farklı bir sınıfta prestij. kendisini hissetme prestij olabilir. Bu bağlamda karşılaştırılmıştı. Mesela o İstanbul ilinde yapmıştı bu örneğini. Kadınlar hedonist tüketim anlamında erkeklere göre daha fazla skor. Hedonist e, hazcı. Hazcı tüketim. tüketim. Yani e, işlevsel tüketimin dışında o ürünü sadece işlevsel telefonla görüşmek için değil başka art ya da yan amaçlarla e, tüketmek ki bunlar da işte biraz önce saydığımız gibi prestij olabilir veya bir sınıfa ait olma e, olabilir. İkinci çalışma e, İnönü Üniversitesi'nde yine arkadaşım doktor öğretim üyesi Mustafa Ercan Kılıç o da şunu yapıyor. O da güzel bir çalışma o da kendi üniversitesindeki öğrencilere temizlikle ilgili bir iki gruba ayırıyor temizlik ana şey araştırdığı konu öğrencileri iki gruba, gruba ayırıyor A fakültesi ve B fakültesi olarak A fakültesine sürekli temizliğin ne kadar güzel bir şey olduğu israfın ne kadar kötü bir şey olduğu bunun dinimizdeki yeri devlet millet Hani böyle sürekli telkinlerle şey yapılıyor. Diğer tarafta ise hiçbir hiçbir açıklama yapılmıyor yani, süreç boyunca, izlendiği süreç boyunca hiçbir şey söylemiyorlar. Normal yaşantısına kontrol grubu devam ediyor. Temizlikçi görevlilere bir ay sonunda soruluyor. Başlangıca göre bir fark var mı? Yani bizim bunca yaptığımız bilgilendirme işe yaradı mı diye. Tabii sonuçlar her zaman biz de bunu çok söylüyoruz öğrencilerimize. Bizim beklediğimiz sonuçlar çıkmayabilir. Orada da mesela İno Üniversitesi'ndeki A ve B fakültelerinde bilgilendirme yapılan ve yapılmayan grup arasında hiçbir fark olmadığı sonucuna çıkılıyor. Yani bazı dürtüler de bazen işe yaramayabilir. Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde pazarlama biliminin aslında ne kadar çok doneye veriye ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Yani bizim aslında iki hafta önceki konuştuğumuz konuyla ilgili küçük bir bağlantı yapıp sözü size vereyim hocam. Hani dedik ya bu sosyal medya niye bu kadar önemli? Bizim bilgilerimize niye ihtiyaç duyuyorlar? Ve bazı izleyiciler de attıkları mesajlarda şunu söylediler. Ya benim özel görüşmelerimi yayınlayacaklar diye. Konunun onun çok daha ötesinde olduğunu söylemeye çalışmıştık. Konu aslında tam olarak bu. Evet. Yani sizin kişisel fotoğrafınız veya yazışmanız kimseyi ilgilendirmiyor. Gerçekten ilgilendirmiyor. Belki çekirdek grubunuzu ilgilendirir. Onunla ilgili küçük dedikodular yapılır ama işte o sosyal medya gruplarının Sizinle ilgili bilgilerden kastı bu değil. Sizin davranış biçiminiz. Davranış biçiminizi öğrensin ki size ona uygun pazarlamalarla uygun ürünler satabilsin. Evet. Burada mesela az önce verdiğiniz örneğe iş dünyasından bir örnek verecek olursam. Mesela şöyle bir deney yapılıyor. İnsanlara soruyorlar sizin 70 bin dolar yıllık 70 bin dolar kazanıyorsunuz. Arkadaşınız 50 bin dolar kazanıyor. Diyorlar ki sizin gelirinizi 90 bin dolara çıkaralım. Arkadaşınızınki 70 bin dolar olsun. Bunu mu tercih edersiniz? Yoksa sizin gelirinizi 100 bin dolara çıkaralım. Arkadaşınızınkini de 150 bin dolara mı çıkaralım? Halbuki mesela birinde 70 binden 100 bine çıkıyor. 30 bin kazanacak. Ama diğerinde arkadaşı kendisinden daha fazla kazandığı için 90 bin doları tercih ediyor. Yani arkadaşından daha fazla kazanıyor olmak diğer bir alternatif tatmin. evet daha gelir sağlamış olsa bile ona bir statü prestij kazandırdığı için bunu tercih ediyor insanların büyük bir bölümü. Yine bir başka şekilde bunu değerlendirmişler. Şöyle sormuşlar size yıllık iki haftalık bir tatil diğer çalışanlara bir haftalık bir tatil. Bunu mu tercih edersiniz? Yoksa sizin yıllık izniniz 4 haftalık bir tatil, diğer çalışanlara 6 haftalık bir tatil mi tercih edersiniz? Yani burada insanlar e, tatil biraz daha e, cezbedici ve kendilerine ayıracakları zaman daha fazla olacağı için e, ikinci seçeneği tercih ediyorlar. Yani burada maddi çıkar veya maddi olarak kazanılacak e, getiri diğer insanlardan ki normalde kazanacağına kazan kendi kazancını düşürse dahi diğerinden daha fazla kazanacağı seçeneği tercih ediyor her zaman. Evet. Biz bunu şöyle açıklarız genelde Göre, göreceli yoksulluk diye. İnsanların kendini yoksul hissetmesi çoğunlukla kendi reel geliriyle ilgili değil. Şöyle varsayalım, örneğinizi pekiştirmek adına söylüyorum. Varsayalım ben 5000 TL maaşımla ortalamanın 4000 TL olduğu yerde yaşıyorum. Orada kendimi yoksulluk sınırının altında olmama rağmen ki 4 kişilik aile için 6000 TL'lerden bahsediliyor. Yoksulluk sınırının altında olmama rağmen bulunduğum ortamın gelir ortalaması 4000 TL olduğu için kendim de onlardan daha fazla kazandığım için göreceli olarak kendimi daha iyi durumda hissediyorum. Diğer taraftan tam tersi durumu düşünelim. Benim gelirim 10 bin lira yoksulluk sınırının üzerinde yaşıyorum ama ortamdaki tüm arkadaşlarımın geliri 20 bin TL. O zaman da kendimi mevcut yoksulluk sınırının üzerinde bir gelir elde etmeme rağmen fakir hissediyorum. Çünkü insanlar genelde kendi ihtiyaçlarıyla karşılaştırmazlar, göreceli olarak bakarlar. Hep e, söylenir ya belki bu hedonist tüketimle de ilişkilendirilebilir, belki bu kadınlar çok daha iyi bilir. Arkadaşımızın sonuç, çalışma sonuçlarına göre, yani sizin sahip olduğunuzun bir önemi yok. Arkadaşınızın veya komşunuzun veya iş arkadaşınızın işte kardeşinizin neye sahip olduğu da bazen e, önem e, atfediyor, önem arz ediyor. Fakat burada yine şuna bakmak lazım konuşmanın başında söyledik ya bölgesel farklılıklar çok önemli. Gerçekten bu kültürel bir şey. Belki Orta Doğu'da bu çok daha fazladır. Çünkü Türk kadınlarını düşünelim. Gerçekten işte mesela siz daha şahitsinizdir. Ben çocukluktan hatırlıyorum veya şu anda biraz öngörüyorum. Özellikle kadınların katıldığı toplantıları düşünün. Gerçekten işte en şık kıyafetini giyip işte Takılarını bir sürü takılarıyla oraya diyeyim. gitmenin bir amacı var. Çünkü orada kendine bir sıralama edinmek. Yani bu bir haz veriyor. Diğer taraftan Avrupalı Avrupa'da veya Amerika'da biraz daha gelişmiş toplumlarda bundan alınan haz biraz daha geri sıralarda. Yani sizin diğer insanla yani çünkü gerçekten düşünelim. Günlük kılık kıyafetleri çok daha rahat. Daha rahat kıyafetler ön plandayken biz hala onu tam geçmiş bir toplum değiliz veya bizim hala işte kadınlarımızın işte varsayalım ki tam yine bilmiyorum ama Varsayım olarak söylüyorum yine kendini bir ortamda ifade ederken işte kolundaki bilezik veya üstündeki yüzük veya işte ne bileyim artık kıyafet, ayakkabı, çanta ile ifade ediyoruz biz kendimizi. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Belki de mutsuzluklarımızın asıl sebebi. Yani biz davranışsal iktisatı bu kadar tanımladıktan sonra birkaç pozitif mesaj verecek olursak gerçekten insanın kendi hayatıyla ilgileniyor olabilmesi çok büyük bir kazanç. Ve bu belli bir entelektüel seviyeyi gerektiriyor. Yani bizim başkalarının hayatını izleyip onlardan beslenmemiz kendi içinde biraz da hastalıklı bir durum. Fakat maalesef bulunduğumuz coğrafya buna çok müsait diye de görüyorum. Burada çok güzel bir noktaya geldiniz aslında hocam. Mesela pazarlama stratejisi olarak aynı ürün Avrupa'ya ve Türkiye'ye pazarlanıyor olsun. Mesela bizde daha fazla hani diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğü bizim için çok önemli. Dolayısıyla reklam yapılırken hep e, bu ürünü kullanan bir başkası çok mutlu. Bir de insanların böyle bir şeyi var, psikolojide e, bu bir ilki aynı zamanda, yani e, ortaya konulmuş bir bulgu. Her zaman diğer insanları kendimizden daha mutlu zannediyoruz. Yani başkalarının bizden daha mutlu olduğunu. Şimdi... E, televizyonun veya iletişimin iletişim araçlarının bu kadar yaygınlaşmadığı, medyanın bu kadar yaygınlaşmadığı bir ortamda bizim hayatımız kiminle dönüyordu? Ee, sadece fiziksel olarak temas ettiğimiz insanlarla. E bunların da zaten bu insanın geçmişlerini bildiğimiz için bulundukları noktadaki davranışlarını bir anlamlandırma, mutluluklarını veya mutsuzluklarını. Dolayısıyla gerçek bir bilgi vardı elimizde ve biz bunun değerlendirmesini yaparak kendimizi ona göre bir konumlandırma, ona göre daha mı mutluyum, daha mı az mutluyum Buna sahiptik ancak şu anda yüz yüze muhatap olmadığımız, fiziksel temasımızın olmadığı pek çok insanla muhatabız. ...işte buna sosyal medyadakileri Hiç söyleyin. Evet, görmediğimiz, hani hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı. Gerçek olup bile emin belki, Evet, mesela öyle. reklamlarda neden hep çok güzel kadınlar? Hmm. Veya neden hep yakışıklı erkekler? Neden gülüyorlar? Mesela banka reklamlarında hep çok güler yüzlü bir evet. ekip karşılar ya sizi. Ama hepimiz bankaya gidiyoruz. Hanginiz bu kadar güler yüzlü bir ekiple karşılaşıyorsunuz? Yani zaten insanlar işleri başından aşkın. Ve zaten problemli yani bir bankacıları yer. Bankacılara da burada haksızlık evet. etmeyin. Çok yoğun şunu, çalışan bir sektör. Evet işte onu diyorum. Yani evet. Çok yoğun çalışıyorlar. Ancak yani hani burada verilen mesaj bu hizmeti alan insanlar veya bizden bu hizmet alan insanlar mutlu. Bunu evet. vermeye çalışıyor. Yani demek istediğim, mesela hani Avrupa'da işte atıyorum dediniz ya. Hani onların kültüründe daha bireysel oldukları için ürünün fonksiyonuna yönelik bir tanıtım yapılabilir. Ancak bizde bu durum daha çok hani bunu kullanan başka birinin prestij sahibi olduğu ve daha mutlu olduğu gösterilirse o ürünü kullanmak için biz bir istek duyuyoruz. Burada çok da vaktimiz kalmadı aslında. Şöyle genel bir toparlama ve bir de şunu şu çok önemli, şuna hiç değinmedik hocam, çerçeveleme etkisi. Yani bir ürünün sunuş şekli bizim onu alıp almama kararımızı son derece etkiliyor. Evet. Mesela markettesiniz, önünüzdeki rafta iki tane aynı ürün var. Bir tanesinde örneğin yüzde 40 yağsız. Veya yağlı dedi yüzde 40 yağlı. Öbüründe de yüzde 60 yağsız yazıyor. Hı hı. Şimdi bakıyoruz biz ikisine, hani daha sağlıklı beslenme niyetindeyiz. Halbuki ikisi aynı Ücündeyiz, şey. Evet. Yani yüzde 40 ile yüzde 60, yüzde 40 yağlı ile yüzde 60 yağsız aynı şey. Ancak biz içgüdüsel olarak o hani sağlıklı beslenme veya böyle bir şeyimiz varsa, o yüzde 60 e, yağsız yazana, yani ürünlerde herhangi bir üründe bu pazarlama tekniği aynı zamanda e, herhangi bir üründe. Ee, insanların algılarını pozitif yönde yani pozitif duygulanım uyandıracak şeylerin kullanılması o ürüne olan talebi artırıyor. Tabii burada şöyle de bir şey var aslında bu belki daha geniş bir zamanda konuşmalıydık bu e, konuyu belki iki saatlik program ancak sardı. E, şöyle genel bir toparlayacak olursak sadece tüketici olarak belki de izleyicilerimizin en fazla dikkat etmesi gereken şey şu olmalı, bir ürünü alırken e, mesela e, kayıptan kaçınmak şeyinden bahsettik, teriminden bahsettik. Acaba gerçekten buna ihtiyacı var mı? Yoksa o an e, işte son veya işte şu kadar süre veya işte 5 saat içinde bitecek, alman gerekiyor. Bu mesajı veren ürün zaten aslında belki bizim için ihtiyacımız olmayan çünkü bizi almaya zorluyor. Bir an durup durup sadece buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sormaları bir ikincisi e, Ben bu arada, arada çerçeveleme e, etkisiyle ilgili bir örnek vereyim son mesajlara girdiysek eğer özellikle kredi kartı tüketimleri vatan işte halkımızın yani bizlerin kredi kartı harcamalarına bakıldığında e, bazı özel günlerde çok yüksek olduğu, özellikle mesela işte o Aralık ayındaki muhteşem cuma günlerinde evet. çok yüksek olduğunu görüyoruz. Burada da bir çerçeve etkisi var. Ürünlerin ucuz olduğuna bizi ikna edip bizim çok fazla tüketmemizi sağlıyor. Yani aslında bir şeyde çok indirim veya çok ucuzluk olduğunda Gerçekten şüpheci yaklaşmak gerekiyor ve kendimizi ekstra kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü normalde 1000 TL harcayan kişi ucuzluk haftasında 2000 TL harcıyor. Aslında dışarıdan baktığımızda ucuza aldım diyor. Fakat harcamasını iki katına çıkarmış. Yani dışarıdan bakıldığında çok rasyonel olmayan bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Demek ki burada hani pazarlamacılar özellikle kullanır diye söyledik ki çerçeveleme etkisini. İşte anneler günü, sevgililer günü bunların tümü de aslında modern dünyanın bizi alışverişe ikna ile ilgili pozitif. Mesela onu bir duyguyla beraber satıyor. işte. diyorsunuz ki hani dediniz ya ailenin bir aile bir arada güler yüzlü. Orada da öyle işte anneniz işte yılda bir gün hatırlayın veya sevgililer günü şu an yerel radyolarda da var. Bir iki haftadır sürekli bununla ilgili reklamlar. O günde harcama yapılması normalleşiyor ve belki o gün biz sadece bir çiçek değil de çok daha fazlasını satın alıyormuşuz hissini hissediyoruz gerçekten. Pazarlamacılar çok başarılı, onlarla baş etmek zor. Ama bence işte kapitalizmin de en büyük şeyi bu, ihtiyacımız olmayan şeyleri yani kaynak kullanımı noktasında belki de bu işte bunların farkında olur tüketim alışkanlıklarımızı bu çerçevede hani yönlendirmelere ya manipülasyonlara karşı koruyabilirsek hem daha rasyonel seçimler yapmış oluruz. Yani klasik iktisadın o rasyonel insan kavramına daha yaklaşmış oluruz. Hem de daha verimli ve üretken paramızı kullanmış oluruz. Son sözlerinizi alalım hocam. Bu haftalık Çok e, verimli olduğunu düşünüyorum. Yani izleyicilere burada aslında şunu söylemeye çalıştık toparlayacak olursak. Modern ekonomi çok başka bir yer. Yani eskiden gerçekten işte Adam Smith'in çizdiği toz pembe dünyadan biraz uzağız. Ne tüketici o kadar, ne tüketici ne de üreticiler bu şekilde. Gerçekten çok yönlü düşünmeye ihtiyacımız var. Biraz önce söylediğinizin ben de altını çizmek isterim. Bir durup düşünmek gerekiyor. Mesela rejimdeki insanlara dahi, siz söyleyince hemen anımsadım. Yine bizim üniversitedeki hocamız ismini anımsayamadım. Örnek vermişti. Light ürünler ilk çıktığında semt pazarlarında yağsız peynir diye satılan, normalden daha ucuza satılan peynirler diyet marketlerde veya reyonlarda light peynir olarak sanki yeni bir ürünmüş gibi, bir yenilikmiş gibi normal üründen yağı az ama daha fazla fiyata satıldığını da örnek vermişti. Ee, tabii tüketici kendini korumalı. Bununla ilgili bir bilinçlenmeye de katkı sağladıysak ne mutlu bize. Evet yani aslında önemli olan hani bunların e, engellemek veya bunlardan tamamen e, uzaklaşmak, kaçmak değil. Farkında olmak, evet. yönetebilmek önemli olan. Yani bunlar e, pazarlamacıların bunu kullanması kötü değil e, veya uygulanması kötü değil. Sadece e, kararlarımızda, tüketim kararlarımızda e, daha rasyonel olabilmek için belki bir durup düşünmek. Ya mesela bir ürünü alırken Önce bir, bir gün bekleyin, ertesi gün o ürüne yine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız şayet alın evet. diyerek sözü tamamlayarız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hepinize iyi akşamlar.